Deneme Tahtası'ndan selam herkese. 1 Mayıs Emek Dayanışma Günümüz, İşçi Bayramımız herkese kutlu olsun. Kanalda her gün video koymaya devam ediyorum. Bir yandan sizden gelen motosiklet incelemeleri, malzeme incelemeleri, bir yandan da benim de en sevdiğim yerlerle ilgili bir seriye başlamıştık. Bu sevdiğim yerlerle olan listeyi de sizden gelen öneriler üzerine daha uzatmaya karar verdim. Hatta bunun için de konuklar almaya başladım. Benim gibi o sevdiğim yerlere giden diğer arkadaşlarımdan da gene görüntüler olacak. Ve gezi rehberinden çok aslında başımıza gelen eğlenceli hikayeleri anlatacağız. Ve bu seriyi artık Tek 90 grubun katkılarıyla sunuyoruz. Bu sayede de sadece bana değil, bu videoyu izleyenlere, Instagram'dan takip edenlere de hediyeler verme şansım olacak. Hediyeleri nasıl kazanacağız derseniz videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ve ben artık 9. maddede en sevdiğim, özlediğim yeri ve orada başımıza gelen maceraları anlatmaya başlayalım. Dokuzuncu sırada Tayland'ın kuzey bölgesi var. Motosiklet kiralamak için ve orada çok ünlü bir motosiklet turu yapmak için benden başka diğer arkadaşlarımla bu bölgeye sık sık gitmeye çalışıyoruz. Bazen arkadaşlar diyor Erkin biraz daha ulaşabileceğimiz yerleri anlat diye. Hani Türkiye'den de yerleri anlatıyorum. Fakat eğer ucuz uçak bileti bulabilirseniz Tayland'ın kuzeyinde 5-6 dolara bir scooter bile kiralayıp çok düşük bütçeli aslında çok eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Benim de benden sonra giden diğer arkadaşlarımla başına hep garip garip şeyler gelmişti. Örneğin benim akşam ormanda lastiğim patlamıştı. Çağlar kaybolmuştu. Leyla pasaport yerine Akbil'i kullanmış. Bugün bunları paylaşacağım. Hatta önce onları göstereyim. En son videonun sonunda ben kendi maceramı anlatayım. Merhabalar, Çağlar benim ismim. 2009 senesinden beri motora biniyorum. 2016 senesinde de 3 hafta diye Aralık ayında Tayland'a gitmeye karar verdim. Ama iş durumları olmadı. O sıralar bir freelance bir iş gelecekti 3 hafta sonra. Arayı öyle değerlendireyim demiştim. 3 ay oralarda gezdim. Tayland, Kamboçya, Laos şeklinde bir tur attım. Motosiklet kiraladım Chiang Mai'dan. Motosiklet kiralayacağım. Orada çok fazla kiralayabileceğiniz, motor kiralayabileceğiniz yer var. Ben birkaç tanesini dolaştım. Hatta böyle bir tane çok büyük endurolar kiralayan bir yer vardı ama onlara bütçem yetmedi. Bir kadının dükkanına denk geldim. Oradan 4500 kilometrede ben 2016 yılında gittim. 2016 yılı bir CRF kiraladım. Çok iyi durumdaydı. Bakımı falan her şeyi tamdı ve ben hiç yani 18 gün boyunca gezdim o motorla. 3000 küsür kilometre yaptım. Hiçbir sorun yaşamadım. Sadece zincirini yağlattım arada. Sanırım 20 ya da 20 dolardı galiba. Önden bir para veriyorsunuz. Bir kısmını veriyorsunuz paranın. Ben 9 günlük bir tur planlamıştım. Ama 9 gün sürmedi ben böyle gevşek gevşek takıldığım için 18 gün sürdü. Pasaportumu bırakmıştım. Kadın da hiç darlamadı beni. Hani telefonum da vardı onda. Yani neredesin sen falan diye bir şey yapmadı ama döndüğümde bir merak ettim ben seni bu kadar zamandır neredeydin dedi. Orada bir dükkandan başka bir dükkandan yanımda kask götürmemiştim. Ben ekipman olarak sadece Tek 90 pantolon, gene Tek 90'ın dışarıdan giyilen dizliğini götürdüm. Çünkü başka belki pantolonla şortla giymek isterim diye o dizliği almadım yanıma. Bot da götürmedim. Bir body armor götürdüm. Yani normal böyle enduro'da giyilenlerden daha hafif olsun üstündeki eşyalar diye. Onun üstüne de su geçirmez bir ceket giyip üstüne de su geçirmez bir yağmurluk giyiyordum. Yani böyle bir setup kurdum gitmek için. Bir de eldivenlerim vardı tabii. Kaskı orada bir dükkandan satın aldım. Atıyorum 1000 bahta satın aldıysam adam şey dedi. Geri geldiğinde 500 bahta ben bunu senden tekrar geri satın alırım dedi. Onun dışında bir ekipman taşımadım yanımda. En güzeli bence Laos'tu. Ben Laos'u çok daha fazla sevdim ama Tayland'da kuzeye gidip, Chiang Mai'ye gidip, Erkin'den gaza gelip, hatta şans eseri onların da gittiği zaman kiraladığı yerden motosiklet kiralayıp, sonra da oralarda yukarı doğru, orada meşhur bir yol var. Mae Hong Song diye telaffuz ediliyor galiba. Loop atılan bir yol ama ben çok o yolda gitmedim. Zaten mütemadiyen kayboldum bir şekilde tabelaları da okuyamadığım için böyle bir şekilde hep İşte orman yollarına, dağ yollarına çıktım. Benzin sorunları yaşadım. İşte benzinin pet şişede bakkal gibi yerlerde satıldığını bayağı bir sonra anlayabildim. Ben de kahve çok seviyorum. Doi Cheng diye nasıl telaffuz ediyor çok bilmiyorum ama bir kahve çiftliği vardı ve böyle yükseklerde 2000 metrelerde bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gittim. Yani akşama doğru böyle bayağı bulutların üstünde bir yoldan oraya sürdüm. O bayağı da güzel bir yer yapmışlar. İçeride tesisler var. İşte kahveleri tadabiliyorsunuz, eşya alabiliyorsunuz, hatıralar alabiliyorsunuz. Kahve de tabii satın alabiliyorsunuz.
Oraya gidip böyle bayağı bir kahvemi yüklendim. Müthişti bu arada. Tayland'ın kahvesi aslında çok meşhur ama bir şekilde çok da bunu pazarlayamamışlar anladığım kadarıyla. Laos da öyle bu arada. Orada ben akşam 5 falandı vardığımda, yani daha doğrusu oradan çıkarken saat 5 falandı ve kalabileceğim bir yer var mı burada diye sordum insanlara. Bir 2 kilometre ötede bir yerden bahsettiler. Bir orada 15 kişilik bir oda gibi bir yer var, orada yatabilirsin, kalabilirsin dediler. Tamam dedim. Gittim bir 2 kilometre, işte ileride solda diye tarif ettiler ama orman yani orası, böyle bir şey göremedim ben 2 kilometre sonra ve dedim ilerleyeyim, illa bir yer çıkar, kalacak bir yer. Gittim, internetim de yok. Maps.me vesaire de galiba indirmemiş miydim, tam hatırlamıyorum. İlerledim ve bir kafe gibi bir şey buldum. Böyle müthiş manzaralı, daha her şeyi gördüğüm, çok güzel Wi-Fi'yi de olan bir yer buldum. Bir tane de otel buldum haritada. İşte neydi, bir şey resort. Dedim kalacağız mecbur yani, hani öyle çok resortçu değilim ama etrafta başka hiçbir yer yoktu. Ve ben o oteli gece saat 2'ye kadar bulamadım. Yani böyle oralarda 180 tur attım. Ve artık böyle internetim de olmadığı için tekrar dolanıyorum. O kafeye gidiyorum, Wi-Fi'yi tekrar buluyorum. Arıyorum oteli, telefonunu buluyorum, ulaşamıyorum falan. En son artık şey dedim, tamam dedim yani. Motoru çekerim yolun kenarında bir yere. Lastiğe de kafamı dayar, uyurum dedim. Sabah olur bir şekilde. Sonra günaydın anınca devam ederim dedim. Tekrar böyle artık gece 2'de son bir tur daha atayım, dolaşayım bir yerlerde derken, içgüdüsel diyeceğim ama gece 2'ye kadar olunca pek içgüdüsel değil tabii. Bir yerden saptım ve o otele çıktım. Buldum yani ve böyle ya o rahatlamayı anlatamam size. Hani oh tamam, kafamı sokacak bir yere ulaştım. Çünkü çadır vesaire bir şey taşımıyordum yanımda Tayland'da. İçeri girdim. Yer var mı, kalacağım işte, parası neyse vereceğim artık mecburen. Otel doluymuş. Yani bir Japon galiba bir ekip gelmiş ve oteli kapatmışlar. Ben böyle tamam peki dedim. Şeyi düşünüyorum, en kötü otelin otoparkında yine işte orada bir bankta bir şeydi, bir battaniye verirler herhalde bana, vermeseler de olur. Orada uyurum, en azından bir insanların olduğu bir yerdeyim diye düşünürken. Bu Japon ekip bir şekilde odalarından indiler gecenin ikisinde, 2:30 falan. Bir tören gibi bir şey yapacaklarmış galiba. Birileri beni kolumdan tutup oraya götürdü. O ayinimsi şeye soktular beni. Ben böyle bir izledim yarım saat falan. Bu arada gece işte 3 falan oldu saat. Ben tekrar orada o iş bitince, mevzu bitince artık motorun başına doğru yürürken bir şekilde otelin sahibi kadınla karşılaştım ve durumu anlattım. Kadın, yani otel dolu ama benim evimde kalabilirsin dedi. Yani böyle gerçekten öpmek istediğiniz an vardır ya, o insanları böyle boyunlarını atlayıp. Tamam dedim, tabii ki hayır demedim. Kadının evi başka bir yerdeymiş, otelin daha ilerisinde bir yerdeymiş. Evine götürdü beni, kendi yatağını verdi. Annesi de o evde yaşıyormuş, o annesiyle beraber aynı yatakta yattı. Beni orada ağırladı o gece. Ben de böyle ertesi gün kalktığımda o gitmişti. Otelin kafe gibi bir yeri vardı, bir kahve içeyim diye oraya gittim, kahvaltı edeyim diye. Meğersem kadın, o otelin sahibi olan kadın, o bölgenin yerli halkı için böyle Birleşmiş Milletler'le, işte UNESCO'yla vesaireyle acayip büyük projeler yürüten, çok meşhur, İngilizcesi çok iyiydi kadının. Çok meşhur bir kadınmış aslında ve oradaki yerli halkın işte el işlerini satıyordu, bir şeylerini satıyordu. Ben de destek olmak için bayağı bir şey aldım oradan, kadına ve yerlilere destek olmak için. Öyle sonra oradan çıktım. Bu sefer başka bir benzin macerası yaşadım. Benzin bulamadım ve böyle artık şey yaptım. Yani kontağı kapattım. Gerçekten bütün motor kapalı. Boşaldım motoru. Arka frene basa basa, bahatayı yiye yiye. Acaba dedim bu benzin nerede bitecek derken 10 kilometre iniş varmış. Böyle bayağı 10 kilometre yokuş aşağı. Böyle beton da oranın yolları. Bir beton yoldan böyle virajlı küçük küçük takıla takıla bir ormanın içinden indim aşağıya ve bir dereye çıktım. Böyle derenin orada durdum. Ben nasıl geçeceğim bu dereyi diye, öyle süper tecrübelerim yok bu konuda. Oturdum bekledim, yani böyle cesaret toplamaya çalışıyorum. Böyle bir sürü küçücük skuterlar geliyor, çatır çatır geçiyorlar. Dedim tamam, onlar yapıyorsa yaparım herhalde ben de. Korkuyorum çünkü şey, hani lastik kayar, yüklüyüm, hani yer şey yosunludur falan filan. Onlar geçince böyle bir 5. 6. scooter'da cesaretimi toplayabilip dereye geçtim.
Ve bir kilometre sonra da benzin istasyonunu bulup, şansıma benzin istasyonu vardı sağda, motorun deposunda doldurup öyle devam ettim. Orada bir tur tekrar atmayı çok isterim. Vietnam'a da tabii girmek isterim falan. Oralar bence gitmek için çok uygun ve çok güzel yerler. Ve böyle biraz da insandan uzak, böyle daha dediğim gibi ben çok kayboldum. Çok dağ yollarına, böyle orman yangın yolu gibi yollarda çok gitmek zorunda kaldım. Ve sonra böyle hep indiğim bir şekilde o yol, bir köy gibi bir yere çıktığımda orada karşılaştığım insanlar hep çok güler yüzlülerdi. Yani mesela Chiang Mai'deki o işte o sıkılmış insanlar yoklardı turistten. Böyle çok güler yüzlü bir halk zaten. Budizmle de alakalıdır muhtemelen. Öyle benim Tayland, işte Kamboçya'yı da gezdim ama orayı motorla gezmedim. Çok da kalmadım orada. Bir yukarıda Siem Reap'te birkaç gün kalıp Angkor Wat'ı gezip, müthiş bir yer Angkor Wat. İnanılmaz büyülü bir yer. Ama tabii çok turist, böyle kuyruk bekliyorsunuz, bir sürü şey yapıyorsunuz ama yine de çok güzel bir enerjisi var. Sonra da aşağıya Sihanoukville'e inip, buranın böyle Sihanoukville 90'lar 2000'ler Olimpos'u gibi bir yer, böyle toprak yollar, küçük küçük bungalovlar olan, deniz kenarı takılabildiğiniz bir yer. Oradan da Laos'a geçtim ondan sonra tekrar. O yüzden çok Kamboçya'ya çok hakim değilim, sadece iki yerini gördüğüm ve motorla gezmediğim için. Böyle benim anılarım. Tayland gezisini yaptığımız 2018 Ağustos zamanında gitmiştik. Tayland'ın genel kanının aksine genelde insanlar adaya, Pattaya civarlarına gidiyorlar. Biz tam tersi kuzeye gitmek istedik. Çünkü orada bir Mae Hong Son Loop ismini söyleyemedim ama gerçekten kendisi çok güzel olan bir tur var. Motosikletlerin, motosiklet severlerin diyelim tercih ettiği bir yer. Tercih ettiği bir rota. Çünkü haklılar, aşırı güzel bir doğası var. Motosiklet kullanmayı böyle dolu dolu hissettiğiniz bir yer. Yani gerçekten keyif aldığınız bir yolculuk oluyor. Chiang Mai'de bu arada bizim için, yani motorcular için önemli olan şey bence. Çok fazla motor kiralayabileceğiniz yer var. Hatta o meşhur bir tane var. Tony Bike mıydı? Big Bike evet, miydi? Önce Erkin kiralamış. Sonra Çağlar kiralamış. Biz de oraya görüşmeye gittik. Biz hepsiyle görüşmeye gittik. Oraya da görüşmeye gittik. Oradaki abla biraz şeydi böyle, hani uzaktı bize, mesafeliydi, nedense beğenmedi. Big Bike'tı bir de, yani onda scooter da yoktu. Scooter, büyük scooter'lar vardı. Evet, yani gerçekten Big Bike'tı. Evet. Yani GS falan bile vardı kiralanacak. Tabii tabii. Biz 170 bahta scooter kiraladık. Honda'nın Click modeli. O da buradaki şey nedir bilmiyorum karşılığı. Ama güzel böyle. Bayağı tatlı bir motor. Spanish'i gibi. Ondan da bayağı şeydi yani. Evet. Şekilliydi yani biraz. Evet ama yine şeydi. Küçük yani. 125'lik aşırı az yakıyor. Çok yeniydi. Bize verilen motorlar böyle birkaç bin kilometrelerdeydi daha. Pasaport veya depozito istiyorlar. Biz pasaport yerine akbil verdik. Depozito tabii ki vermedik. Çünkü acayip... Akbil'in geçerliliği var yani arkadaşlar. 170 baht. O yani 6 dolar diyelim. 30 baht 1 dolardı. 33 baht 1 dolardı. 6 dolara yakın diyelim. 6 çarpı 2, 12, 7, 84 dolar. İşte bir para vermişiz. Onun dışında orada bir kaskodur, insurance'dır, sigortadır. Öyle bir şey yok zaten. Hani normal kiralama prosedürlerinde. Öyle şeyin altını şey imza attık. Onların ekstra bir masraf olmadı yani. Onu söylemek evet, istiyorum. Ama yine bize Erkin'in söylediği bir şey. İşte binmeden önce motosikleti kiralamaz. Hemen aynen, fotoğraflarını çekin her tarafının ki aynen, olası bir işte bir çizikte daha önceden varsa yapıyorlarmış. Bize kitlemesinler. Onu yapıyorlar. Biz şanslıydık ama onu yapıyorlarmış. Hani böyle işte düşürüldü falan filan diye para istemeye kalktılarmış ekstradan. Biz videosunu falan çektik. Ama zaten bize kiralayanlar da nazik, kibar insanlardı. Çok zorunda çıkardık. Biz çok arada bulduk ya. Otel de çok yakındı kesinlikle. Ve birçok yere sorun arkadaşlar. Birçok yere sorun. Çünkü biz ilk 240 bahtlardan başladık. Aynı motosiklet için, scooter için fiyatlar, fiyat olarak. En son 170 bahtta bulduk. Yani bir 10 baht 10 baht bir sonraki dükkanda kesinlikle daha azını söyleyin. Biz de CRF kiralayacaktık aslında. Öyleydi, planlamıştık. Hatta ne kiralayacaktık? O neydi? Royal Enfield mı giderken öyle dedik. Onlar çok yüksek fiyatlıydı. CRF mesela scooter'ın iki katı 350-400 bahtı. 12 dolardı yani. O bizim hani direkt iki katına çıkartmak istemedik. Bir tane motor kiralıyoruz yani. Tek motorla gitmiyoruz. İki motorla gidiyoruz. Aynen. Double masrafa gerek yok deyip. Benzin alımı da bir garip. Erkin bir videosunda vardı. O şekilde değil. O kadar şey değildi yani. Hı. Sen izlemedin değil mi Erkin'in videosunu? Ben izledim. Adam böyle çeviriyor falan. Yukarı basıyor önce pompayla, sonra dolduruyor falan. O şekilde değil.
normal benzin ama siz kendiniz dolduruyorsunuz. Parayı da ya önce veriyordunuz ya sonra, ilk başta bir afalladık alamadık. Sonra tabii çözdü kişi yani, hani baka baka. Benzin alması bir farklı gelirse size şaşırmayın yani. Çakmayı unuttuk. Bunları yaptık. Şimdi kiraladık otelleri. Meşhur Maya Hong Son Loop rotamızın ilk günü daha başlayacağız. Artık Çakmay'dan çıkacağız. Güzel güzel sabah kalktık, giyindik, motorlarımızı çalıştırdık, benzinimizi aldık. Köşeyi döndük, hop orada zalimler bekliyor orada. Tayland polisi yakaladı tabii ki, yani sadece Türk polisi değil, Tayland polisi de yakalıyor. Bir de başka çıkış yok sanırım ya. Tabii o tek çıkış abi. O loop'a çıkan tek yol orasıydı. Muhtemelen. Kesinlikle. Herkes. Ve gitti. Hani çekik gözlü olmayan, esmer olmayan herkes, ben esmerim ama. Herkes yani Tayland'da olmayan herkes bariz çevrilmiş. Herkes dünya dillerinden bir derdini anlatmaya çalışıyor. Adamlar bize international license deyip durdu. Tamam bizdeki öyle ya, buyurun işte international bizim ehliyetler deyine. Yok yok bu değil işte şöyle bir şeydi böyle bir şeydi. Ya dedim ben Antepli olduğum için tabii hemen gelemem yani. Vermek istemedim yani. Belki iki rüşvet istiyorlar. İşte paramız yok hemen şurada ATM var. Biz vermeyeceğiz. Neyse biz yani vermeyelim dedikçe onlar okey tamam hadi karakola gideceğiz falan moduna girdiler. Hatta benim tepedeki şeyde açıktı kamera. Kamera da çekiyordu. Adam ne var bizi çekiyorsun falan gibisinden bir şeyler söyledi. Sonra güldü pis pis. Aynen. Pis pis değil de böyle bir dalga geçti gibi yani. Hani. El salladı. Bizimle fotoğraf çekilmeye çalıştı. Bizimle fotoğraf selfie falan çekildi. Neyse adamlar bizden adam başı 500 baht aldılar. Biz de verdik artık yani. Hani çünkü karakol diyor, bir şey diyor, paramız yok diyoruz, anlamıyor. Yani bir şekilde olmuyor yani. Belki cebinizde daha az bir nakit bulundurup verip geçebilirsiniz ama biz geçemedik öyle. Zaten yani turist olup da herkes durdurmuşlar. Biz de zaten full kıyafetliyiz. Hani bizim yüzümüz gözükmüyor ama ya zaten motoru adamlar kendileri bile böyle şeyle biniyor. İşte terlikle falan biniyorlar, şortla biniyorlar. Bariz belli oluyor orada motorcu gelmiş falan. Direkt o şekilde çevirdik yani. Ve size bir kağıt veriyorlar. O kağıtta isimleri doğru alın. Yani en azından isimlerinizi doğru yazsınlar. Çünkü aynı muhabbet şeyde yine oldu. Payda yine oldu. Onu da biraz sonra anlatayım. Hani tekrar durdular rüşvet almak için. Ben adama yani bayağı sert çıktım dedim. Verdik ettik. Geri istemeyin falan diye böyle. Bir kere verdik falan diye. Oradan hani yırttık. Ama elinize kağıt olsun. Yine bize verdikleri kağıtta sadece benim ismim yazıyor. Sadece senin ismin mi yazıyordu? Hatırlamıyorum. Yani siz de böyle iki kişi giderseniz iki kişiyi mutlaka yazdırın o kağıda bence. Cezayı yedik sonra yola çıktık. Burada insan şeyden korkuyor tabi. Tabelalarda her tarafta Kiril alfabesi değil mi? Onların böyle yok. Kiril ne? Cahiliği mi? Ne alfabesi? Kendi alfabeleri var yani. Kiril değil ya. Tayca. Çinlilerin kullandığı ne alfabe onun adı? Bilmiyorum. Tayca işte. Evet yani Tayca. Tayca da bilmediğimizden. Bizim için Kiril. Şekillerin hepsi Kiril. Şekilleri garip, yabancı, uzak. Tabelalarda onlar var ama onların altında da şey var işte. Yani Chiang Mai'yi gösteren bir tabela var. İşte numara var. Biz Google, çevrim dışı Google haritalardan zaten baktık nasıl yapacağımızı, edeceğimizi. İndirmiştik. O indirmek avantajlı oluyor. Kesinlikle avantajlı. Çünkü orada hiçbir operatörün şeyi de geçmiyor. Uygun fiyat da geçmiyor hiçbir yerde yani. Hı hı. Bu numaraları özellikle kaydettik. Yani şu numaradan, şu numaralı yoldan, şu numaralı yola bağlanacağız. Oradan şöyle şu numaralı yola aktaracağız diye. Ama tabelalarda da ismi yazdığı için ilk başlarda bulamadık gibi oldu ama sonra bulduk, devam ettik, gittik yani. Onun için scooter gayet iş gördü. Türkiye'deki birçok asfalttan çok daha iyi. Bayağı asfalt yani. Asfalt yani evet. Yani herhangi bir şey yoktu. Bazı yerler ufak tefek çalışmalı yerler vardı ama hani böyle yolculuğu etkileyecek bir şey yoktu. Yollar çok güzel, çok virajlı. 1000+ tane viraj varmış zaten bütün loop'ta. Ya o yüzden çok büyük bir motosiklete ihtiyaç yok. Sadece aynen. Ben çok scooter alışkın olmadığım için altımda çok fazla oyuncakmış gibi geldi. Evet. virajlarda birazcık korkmadım diye çıkıyor. Sürekli böyle altında ama küçücük bir şey. Böyle dolgu teker gibi incecik falan. Ya dağılacak gibi geliyordu ne bileyim evet. Minik ya. O şekilde Pai'ye ulaştık. Normalde bu yol 150-160 kilometre. 140 kilometre. 140 kilometre. Okay, şimdi diyor sorulur. O kadar olmasına rağmen 4 saat falan sürdü herhalde. 3 saat. Evet 4-5 saat falan sürdü. 3 saat. O şekilde ulaştık. Pai tam daha demin konusu geçtiği gibi hani eğer Chiang Mai Antalya ise Pai de kaçtır diye öyle söylüyorlar. Hakikaten öyle bir yer. Biz zaten bungalovda kaldık.
Güzel bir bungalov. Maymun sesi geldi akşam, korktuk falan ama ben korkmadım. Ondan sonra güzel de bungalovdu işte, yine böyle bir doğanın içinde muhteşem bir yerde. Orası hakikaten hani böyle bozulmamış doğanın içinde bir yaşam var. Hakikaten çok güzel. Yani gerçek Tayland yaşamını orada görebiliyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ya aradığınız bir Tayland tadı varsa, işte uzak doğu, o eski filmlerdeki gibi, tamamen Pai'ye gidebilirsiniz yani. Orada mesela şey yok, evet. McDonald's, Starbucks, öyle şeyler yok. Eğer çok tatlılarla vardı. Ama gerçekten böyle Tai yemeklerine karşı bir hassasiyet varsa yiyecek bir şey bulmak zor olabilir, evet. Ama çok güzel yemekler bence. Ya biz bayıldık. Beş bahtı. Ben sushi yiyen bir insan değilim. Sushi de daha önce yemiştiğim yani sayılır belki. Şöyle beş bahtı o kadar böyle HD, Ultra HD böyle sushi'ler var ki, o kadar güzel hazırlamışlar. Ve ev arabasında akşam pazarlarında ya beş bahtı yani $1.30 yani altıda biri mi oluyor? Altıda biri bir tanesini. Biz şöyle kendimize bir 5-10 tane alıyorduk ondan. İşte onun dışında patlayı alıyorduk. Başka bir şey alıyorduk işte. Bugün sıkıldık, başka bir şey yiyelim falan. Hani çok seçenek çok. Fiyatlar uygun. Kalite 10 numara. Lezzet 10 numaraydı yani. O yüzden bir gün ayırmıştık oraya. 3 gün kaldık. Tabii bir gün ayırmıştık başta. O sushi'den dolayı. Kesinlikle Pai ile ilgili. Yani ölmeden önce bence görülmesi gereken bir yer. Hani bir mimari yapısından bir şeyden değil. Atmosferi bence çok güzel. Hani gerçek olabileceğine inanamayacağınız bir atmosferi var bence. Zaten asıl önemli olan hani şu noktaya gittim, gezdim değil de Tayland'da böyle olmak güzel. Yani o yollarda motor sürmek, ne bileyim, ya da bir yerde oturup o street foodlarda, street pazarlarda gezmek akşamları, işte ne bileyim, o bence asıl güzel olan yani deneyim, tecrübe, ne derler onu artık, o deneyimi hissetmek. Bu loop'u 1000 kilometre civarındaydı galiba tamamı. Ya daha fazla yani. 2 hafta minimum ayırın diyorlar total loop'a. Ve buna bir ay ayıran var. İşte zaman sonra gitsek diyeceğin yerlerden bir tanesi bence. Biz beyaz yakalılar, o kadar iznimiz yok yani. Ben memurum, ben de yok. 5 gün iznim var. 2 günde hafta sonlarını birleştirince 9 gün izin. Zor yani. Evet. Ama hayatınızın bir döneminde boşluk olursa ve bir fırsatınız olursa gidebileceğiniz yerlerden bir tanesi. O zaten tekrar popüler zaten. Kesinlikle. Hayır, çok güzel, evet. Ben de Tayland'a iki kere gittim. İki kere gittim, motosiklet kiraladım orada. Hem kuzeyini hem güneyini gezdim. Güney bölgesi, adalar tatil modunda çok daha keyifli, ayrı bir huzur veriyor insana ama kuzey kısmında daha maceralı. Benim de anım kuzey kısmından. Hep videolarda diyorum, geceye kalmamak lazım. Çünkü geceye kaldığınız zaman başınıza bir şey gelirse yardım bulmak çok zor. Zaten gittiğimiz ülkelerde tabelaları pek anlamıyoruz. Bizdeki gibi özellikle Asya ülkelerinde nerenin ev, nerenin iş yeri olduğu bile belli değil. Biz de Pai kısmını çok beğenmiştik. Aynı Şalar ve Leyla'da olduğu gibi biraz fazla gezmiştik. Otelimiz de Pai'den 2-3 saat uzaklıktaydı. Pai'de kalmaktansa geri döneriz demiştik. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar kullanıyorduk. Çok keyifliydi çünkü. Fakat biraz fazla oyalanınca işte Kor Baba, ki çok sıkı motorcudur, bizden daha sağlam motorcudur, Cevher, ben giderken benim motosikletin lastiği patladı. Ben genelde böyle 2-3 kişilik sürüşlerde bile hep en arkadan giderim. Ve genelde Cevher önümde olur. Ona da selam olsun. Ve hiç aynaya bakmaz. Başıma bir şey geldi mi falan hiç umursamaz. Benim lastiğim patladı. Ben de daha fazla iç lastiği zarar vermemek için, en azından sibop kesmesin diye kenara çektim. Durdum, nasıl gelirler diye. Tam da hava kararmak üzereydi bu olduğunda. Cevher ve Kor Baba da durmuşlar, Erkin gelmiyor diye bir süre sonra. Cevher şey demiş ya, Erkin zaten yine fotoğraf çekiyordur, hiç beklemeye gerek yok demiş. Bayağı bir öyle uzak kalmıştık aramızda. Telefon da yok tabii ki. Neyse sonra geri döndüler. Yanımızda iç lastik yoktu. Kor Baba bir önceki köye gitti. Oradan iç lastik buldu, geldi. Sonra o haldeyken biraz daha devam ettik. Çünkü kompresörümüz yoktu. Bir güvenlik kontrol noktası bulduk. Orada hava basacağımız bir yer vardı. İşte hava iyice karardı. Kafa fenerleriyle falan bir şekilde yardımlarla hallettik. Fakat o kadar böyle o sırada yine muhabbet, eğlence, gırgır derken çok büyük bir salaklık yaptım. Lastiğin üzerindeki iç lastiği patlatan çivi çıkartmayı unuttum. Ve biz gene aynı şekilde üçümüz yol aldık. Yol alır almaz gene ben arkada olduğum için gene anında lastiğim patladı. Cevherler gene beni beklemedi bir süre. Ondan sonra tekrar geri geldiler. Bayağı bir canım sıkıldı. Neyse ki 3 kişi olmanın, 3 yakın arkadaş olmanın güzelliği. O şekilde kullandım. İç lastiğe zarar vereceğimi bile bile. Tabii ki bir en azından yerleşime kadar gitmek istedim. Bir yerleşim bulamadık ama yol kenarında tapınak gibi bir yer buldum. Gece gece ne olduğunu da farkında değildim. Oraya gittim. Ben motosikleti burada bırakıyorum arkadaşlar dedim. Hani yarın bir şekilde gelir alırız. Zaten 3 motoruz.
Ben Cevheri motoruna geçtim. Cevheri markamı aldım. Motosikleti orada bıraktık. Kimseyi de göremedik tapınakta falan açıkçası. Yani motoru bıraktık ama öylesine girdik, bıraktık bir yere. Ve hatta konumunu falan da o şaşkınlıkla kaydetmemişiz. Hatta daha da büyük şaşkınlık, motorun anahtarını da üzerinde bırakmışım. Neyse biz otele geri döndük. Tabii bunu kuvarı babalara falan söylemem, anahtarı da üzerinde bıraktığımızı. Ertesi sabah gittik motosiklet kiraladığımız yere. Oradan yeni bir tane iç lastik aldık. Onları dedik işte lastik patladı falan, problem değil, halledeceğiz diye. Konum olmamasına rağmen yine de gece çok dikkat etmiştim. Bu bıraktığımız yeri bulduk ve gittiğimizde gerçekten çok güvende bir şekilde motor orada duruyordu. Anahtarı düzenli duruyordu. Orası yine Budistlerin yaşadığı bir tapınakmış. Gece gece gerçekten anlaşılmıyor. Sağ olsunlar çok ilgili ve güzel insanlardı. Kuzey kısmı Tayland'ın çok güzel. Hatta Hindistan'ın da öyleydi, Vietnam'ın da öyleydi. Daha ormanlık. Zaten coğrafya insanların kaderini belirler derler ya. Gerçekten öyle, insanların güzelliğini de belirliyor. Başımıza bir şey gelmemişti. Çok şanslıydık ve daha da komiği, aslında hiç iç lastikle uğraşmadık bile. O motosikletin lastiğinin patladığı yerler, o tapınakların bulunduğu yerde bayağı bir zaten motosiklet tamircisi varmış. Fakat bunlar o kadar külüstür yerler ki kepengi kapatınca belli olmuyor. İşte akşam kullanmanın dezavantajı. Gündüz gözle hiç kendimiz uğraşmadık. Orada yaptırdık. Böyle başımızdan komik şeyler de geçiyor. İnsan zaten böyle güzel rotalar, şunlar bunlar, manzaralardan çok böyle hikayeleri daha çok özlüyor. Umarım bu sıkıcı günler biter. Tekrar yola çıkabiliriz. Türkiye'de, yurt dışında artık ne kadar böyle yeni deneyimler kazanabilirsek ben de gezeyim, sizinle paylaşayım. Yorum önerinizi bekliyorum. Özellikle Tek90'ın katkısı için teşekkür ederim. Instagram'daki yarışmaya siz arkadaşlarınız ne kadar yoğun bir katılım gösterirsek bu hediyeleri daha fazla alma hem Tek90'dan hem diğer markalardan şansım artacaktır. Desteklerinizi bekliyorum. Tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.